Konağımıza hoş geldiniz. Konağımız Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi. Konağımız 1919 yılında Mehmet Sıtkı Doğu Bey tarafından yaptırılmış, tamamıyla mimari özellikleri, Kırşehir özelliklerini taşımaktadır. Görüleceği üzere ahşap işçiliğinin en güzel örnekleri konağımızda vardır. Atatürk de 1919 yılında Kırşehir'e geldiğinde bu evde misafir edilmiş. Konağın sahiplerinin torunları bana o özel bilgiyi verdiler. Şu anda bulunduğumuz yer konağımızın Şeyh Edebali Salonu. Konağımız 2011 yılında beri Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi olarak görev ifa etmektedir. Bakılacağı zaman burada bu kilim devlet eski bakanı Ramazan Mirzoğlu'nun annesi rahmetli tarafından yapılmış son derece ince Türkmen zevkini yansıtan bir kilimdir. Yaklaşık 90 yıllık falan bir kilimdir. Bu desenler, ben geçen sene Buhara'da bir halı kilim müzesi görmüştüm. Oradaki desenlerle birebir örtüşmektedir. Yani 2000 sene önceki Türkistan'daki halı kilim desenleriyle gördüğünüz halı kilim desenleri birebir örtüşmektedir. Ayrıca burada gördüğünüz bu şahlı denilen kilim de özellikle bizim Mucur bölgemizde dokunmaktadır. İki ayrı şah olarak dokunmakta, birleştirildiğinde bir bütün olmaktadır. Hatta bir fazla bir şey söyleyeyim. Birleştirildiğinde bir bütün olmuyorsa, kayma oluyorsa bunu dokuyan genç kıza fazla dönürücü gelmiyormuş. Bu işi beceremiyor diye. Onun için ustalığı göstermesi açısından son derece önemli. Bu tavandaki ahşap mimari de el işçiliğidir. Tamamıyla orijinaldir. El işçiliğinin görüleceği üzere son derece önemli bir özelliği, ayrıntıları göreceksiniz. Fevkalade ince işçilik vardır. Konağımızın daki bu tabloyu biz çok önemli görüyoruz. Ahilik felsefesini anlatması açısından önemli. Orada Ahi Evran Camii, buradaki bizim şu andaki içinde bulunduğumuz konak, Ahi Evran ve Şeyh Edebali yer almakta. Arkada Osmanlı İmparatorluğu'nun haritası, Piri Reis haritası var. Orada ahiliğin temel ilkeleri var. Burada ahiliği tarif ettiğimizde ahilik imanın amele dönüştüğü, Anadolu'nun vatandaşmasını, Osmanlı'nın cihan devleti olmasını sağlayan dünyevi ve uhrevi sistemdir diyoruz. Yani bu topraklardan doğan ahilik Osmanlı'yı cihan devleti yapmıştır ki bu tablo son derece önemli bir tablodur. Ayrıca burada göreceğimiz bir başka bölüm Fatma Bacı Odası, yani Anadolu Kadınlar Teşkilatı, eski deyimiyle Bağcıyan-ı Rum. Neden Bağcıyan-ı Rum denilmiş? O zaman Anadolu Roma ülkesi olarak, Diyar-ı Rum olarak nitelendiriliyordu, isimlendiriliyordu. Bağcıyan-ı Rum ahiliğin kadın kollarıdır. Fatma Bacı ise Ahi Evran Veli'nin hanımıdır ve Anadolu Kadınlar Teşkilatı'nın kurucusudur. Baktığımız zaman hanımlar burada sohbet etmektedirler. Yine burada Kırşehir halı kilim örneklerinin son derece önemli özellikleri olan halı yastıklar, kilimler sergilenmiştir. Köyde benim halamın dokunduğu, yine 80-90 yıl önce halamın dokuduğu halı yastıklardır bunlar. Şu karşıda gördüğünüz 200 yıllık bir halı yastıktır. Bu tarafta sergilenen 170 yıllık, şu taraftaki 170 yıllık halı yastıklardır.
karşıdaki de yine Kırşehir bölgesinde 110 yıl öncesine ait bir halı yastık sergilenmektedir. Perdeleri Kastamonu'da yaptırdık. Kastamonu'da valiliğin el dokuma atölyelerinde yapılmıştır. Bu taraf eski Türk evlerindeki tamamıyla çok önemli ahşap işçiliktir. Bu 16 Türk Devleti'nin bayrağıdır. Burada bizim tanımımız, bir Antalya'dan bir hattat bizim kitaptan alıp bize hediye etti. Kendisini şahsen tanımadım, sağ olsunlar. Ahilik, imanın ilimle yoğrulması, çalışmayla şekillenmesidir. Ve buradaki tamamıyla ahşap işçiliktir ve konağın aynalı odası olarak biliniyor. Buradaki dolap tamamıyla orijinal, hiç el değmemiştir. Bir de dolapların içinde eski Türk evlerinde görülen hamamlar vardır. Burası konağın yatak odası olarak görüldüğü için bu dolapların içerisi eskiden hamam olarak kullanılmıştır. Karşısı ise Ahi Baba Odası, Ahi Meclisi, Genç Ahiler. Burada da beylere, beylerle sohbet ediyoruz. Ahi Babası Odası olarak kullanıyoruz. Baktığınız zaman burada postun önünde zaman zaman oturuyoruz. Ve buraya beyler geliyor daha ziyade. Ve burada da tamamıyla Kırşehir halı ve kilimleri orijinal olarak sergilenmektedir. Desenler tamamıyla Türkmen desenleridir. Bu yerdeki halılar 1920'li 30'lu yıllarda Kırşehir'de dokunmuş. Adı Türk Ocağı. Halının adı Türk Ocağı'ymış. Burası ise müdür odası oluyor. Bu ahi sancağı Ankara'da Olgunlaştırma Enstitüsü tarafından yapıldı. Bu kilim yine bizim köyümüzde 90 yıl, 100 yıl önce dokunmuş bir kilim. Burada Atatürk misafir edildiği için şu tarafa bakarsanız Gazi Paşa'nın, Atatürk'ün kalpaklı bir resmini koydum ki özellikle buraya geldiğinde herhalde böyle olmalıdır diye. Tam bu yaşlarda ve bu özellikle olduğu için buraya o resmi koyduk. Aşağıda da kütüphanelerimiz var. Ahilikle ilgili kitaplarımız var. Yine sekreteryamız da aşağıda bulunmaktadır. Evet, burası Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi. Merkezimiz 2006 yılında faaliyete geçmiş vaziyette. Merkezimizin gayesi ahiliği ilmi olarak Türkiye'de ve dünyada tanıtmaktadır. Bu cümleden olarak da pek çok sayıda uluslararası sempozyum, panel, Balkanlarda Türk Kültürü ve Ahilik Sempozyumu, Özbekistan'da Ahilik Paneli ve bunun da ötesinde Kazan'da, Tataristan'ın başkentinde Türk Dünya Sosyal Bilimler Kongresi'nde ahilik anlatıldı. Kazakistan'da ahiliği anlattık. Bütün Balkanlar'da, Fas'ta, Tunus'ta, geniş bir coğrafyada bu seri bir konferanslar şeklinde, paneller şeklinde ahiliği anlattık. Şükürler olsun. Ve yurt içinde, yurt dışında yayınlarla da ahiliği tanıtmaya çalışıyoruz. Tabii ahilik nedir? Ahilik medeniyetimizi 12. 13. yüzyılda siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel alanda etkileyen dünyevi ve uhrevi bir sistemdir. Öyle ki ahiliğin esası fütüvetnamelerdir. Fütüvetnamelerin esası peygamber sünnetidir. Onun da özü tabidir ki Kur'an'dır. Bu millet fütüvet sistemini, fütüveti almış kendi yiğitlik, teşkilatçılık, dayanışmacılık özelliğiyle
Anadolu'da hayata geçirmiş. Neden hayata geçirmiş? Çünkü bu topraklar diğer Rum olarak biliniyor. Bizans toprağı olarak biliniyor. Daha üstün bir medeniyeti inşa etmek gerekiyordu ve onun için ahilik sistemini hayata geçirmiştir. Ahilik sistemini kuran kimdir? Ahi Evran Veli'dir. Ahi Evran bir Azerbaycan Türküdür. Hoy'da doğmuştur. 1171 yılında Bağdat'a gitmiştir. Orada devrin ünlü alimlerinden dersler almıştır. Fahrettin Razi gibi, Ehvadettin Kirmani gibi, Sühreverdi gibi alimlerden dersler almıştır. Sonra o zaman Abbasi Halifesi'nin isteği üzerine elçi olarak Anadolu'ya gönderilmiştir. Ve bir müddet Kayseri'de, Konya'da, Denizli'de kaldıktan sonra ömrünün sonuna kadar yaşayacağı Kırşehir'e gelip yerleşmiştir. Ve ahilik sistemini Kırşehir'den Türkiye'ye ve dünyaya yaymıştır. O zaman İbni Batuta diye çok önemli bir seyyah var. O diyor ki Anadolu'nun bütün köylerinde, kasabalarında ahilik teşkilatı vardı. Gittik gördük Kazan'da, Tataristan'da, Kırım'da, Balkanlar'da, bütün Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında ahilik sistemi yayılmış. Tabii ahilik sisteminin özünde yiğit var, ahi var ve şeyh var. Bu yiğit heves eyleyen, ahi o yolda ilerleyen, şeyh bu yolda mesafe kat eden insanlara deniliyor haliyle. Ve meslek eğitimini yapmışlar. Bu çok çok önemli. 32 mesleği teşkilatlandırmışlar. Nasıl teşkilatlandırmışlar? Yamak, çırak, kalfa usta diye kendi arasında bir sistem oluşturmuşlar ve bunları hayata geçirmişler. Ahiler Anadolu göçebe Türkmenlere aş ve iş vermiş, bir meslek sahibi yapmış, vasıflı insan yapmış ve önce tabii ki kendi insan tipini yetiştirmiş. Nerede yetiştirmiş bu insan tipini? Tekke ve zaviyelerde yetiştirmiş. Anadolu'nun her tarafında yaygın bu tekke ve zaviyeler, onlara ahlaki eğitim, dini eğitim, fütüvet kurallarını vermişler. Onları mükemmel insan yapmaya çalışmışlar. Gündüzleri ise bu insanları iş başında eğitmiş. Bu çok önemli bir şey. Onları üretici insan yapmış. Onları kabiliyetlerine göre, her insanın kabiliyeti neyse ona göre eğitmiş. Yani Orta Asya'dan, Türkistan'dan aşsız ve işsiz gelen Türkmenler ahilik sayesinde bir meslek sahibi olmuşlar. Ahiliğin bir diğer çok önemli etkisi de Anadolu'nun kültürel anlamda vatandaşmasını sağlamış. Bu coğrafyaya tamamıyla ahiler isim vermişler. Kırşehri, Gülşehri, Aydın, Yozgat, bütün bu dağlara bakmışlar. İşte Ulu Dağ demişler, Allahu Ekber Dağ demişler, Kaz Dağ demişler, Boz Dağ demişler. Irmaklara bakmışlar, Aksu demişler, Göksu demişler, Kızıl Irmak demişler, Yeşil Irmak demişler. Yani coğrafyayı vatandaştırmışlar. Biz geçen sene Balkanlarda Türk Kültürü Ahilik Sempozyumu yaptık. Sadece Balkanlarda 300'den fazla ahi isimli yerleşke var. Üsküp'te Ahi isimli bir mahalle var. Eğer gitmişseniz görürsünüz, Saraybosna'da tamamıyla oradaki baş çarşı ahilik teşkilatlanması ya da Üsküp'teki büyük çarşı tamamıyla ahilik teşkilatlanması. Zaten Osmanlılar bir yere savaşa giderken mutlaka ahi esnafını da götürüyorlar ve onlar orduya yardımcı oluyorlardı. Ayrıca fethettikleri yerlerde ahi teşkilatını kuruyorlardı. İnsanları orada meslek sahibi yapıyorlardı. Orayı vatandaştırıyorlardı. Yani ahilik sistemi sadece bir esnaf teşkilatlanması olarak değil, ya aynı zamanda bir devlet felsefesi, bir hayat felsefesi olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca dün konuşmada da söyledim. Osmanlı'nın ilk 6 padişahı, Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murat, Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmet ve 2. Murat şet kuşanmış bir ahi. Osmanlı'nın bütün vezirleri hepsi ama hepsi şet kuşanmış bir ahi. Yani Osmanlı bir ahi devleti olarak kurulmuştur. Ve temelinde kim vardır? Kırşehir'den giden
şeyh edebali vardır. O dönemde Kırşehir çok önemli bir yer. Çünkü Konya'da Fars kültürü, İran kültürü ve Moğol etkisi vardı başkentte. Ona karşı Kırşehir Türklüğün merkezi, Türkmen yurdu olarak, Türk kültürünün klas bir duruşu olarak kendisini göstermişti Kırşehir'in. Tarihte böyle bir fonksiyonelliği vardır ki bunu tabii ki biz çok önemsiyoruz. Ayrıca o dönemde ahiler Moğollara karşı yiğitçe mücadele etmişlerdir. Anadolu'ya geldiğinde bir kısım tarikatlar onlarla dostça veya yumuşak ilişkiler içerisinde iken ahiler eli silahlı olarak ve ahi kadınları Bağcıyan Rum Teşkilatı Moğollara karşı mücadele vermişlerdir. Ve ahilerin çok önemli bir özelliği de vakıflar kurmuşlar. Şimdi vakıf ne? İnsanların malının bir kısmını veya tamamını sadece Allah'ın rızasını kazanmak için ona vakfetmesi, o alanda malını, mülkünü, her şeyini insanlığın hizmetine sunması oluyor. Niçin? Allah'ın rızasını kazanmak için. İslam'da zaten öyle bir yaklaşım var. İnsanlar öldükten sonra amel defteri kapanmıyor. Neden dolayı? Çünkü işte eğer iyi bir evlat yetiştirmişseniz ya da hayırlı eserler vermişseniz ya da ilmi bir eser ortaya koymuşsanız amel defteriniz açık. Onun için bizim medeniyetimiz bir ölçüde vakıf medeniyetidir. Vakıflar çok çok önemlidir ve 27 farklı alanda vakıf olmuştur. Nasıl 27 farklı alanda? Mesela fakir kızları evlendirmişler, fakir gençleri evlendirmişler, eğitim müesseseleri açmışlar, kanadı kurulan, kırılan kuşların kanadını tedavi ettirmişler. Yolda kalanlara yardım etmişler. Mesela ahiler Anadolu'nun şu anda genlerinde bulunan olağanüstü misafirperverliği, Halil İnalcık öyle diyor, olağanüstü misafirperverliği genlerimize ahiler yerleştirmiştir. Ben de küçüklüğümden mesela hatırlıyorum, bizim evimize eskiden köyde olduğumuz zaman çok çok misafir gelirdi. Kıştı birinde, evde tek soba vardı. O sobalı odayı rahmetli babam misafire verdi. 2 yaşında kız kardeşim vardı. Onlar tabii soğuk odaya verdi. Ve ondan dolayı zatüreden, soğuk odadan yattığı için hastalanarak öldü. Yani bu başka bir toplumda, başka bir kültürde görülmez. Ben çok iyi hatırlıyorum köyden. Vallahi en güzel yemekler misafirlere yedirilir. En güzel yataklarda misafirler yatar. Evin horantası da işte kalanlarla idare ederlerdi. Yani bu nereden geliyor? İşte bu olağanüstü misafirperverlik ahi kültüründen geliyor. Ve ayrıca dayanışma, köylerde siz bilirsiniz, görmüşsünüzdür. Eskiden imeceler olurdu. Geride kalanlara mutlaka köylü birleşir, onun işini yaparlar, onu yaparlardı. Her halükarda garibe yardım. O zaman ben biliyorum, mesela yardımlar ahilikte nasıldır? Orta sandığına, insanlar mallarının belli bir kısmını o orta sandığına verirlerdi. Fakir fukaraya devrederlerdi. Ve sonraki dönemlerde mesela köyün imamı, o eşraftan birisi, köylü işte bir de başka bir yetkili alır. Kimin neye ihtiyacı varsa hiç kimse görmeden gece karanlığında onun evine, evinin önüne konulurdu. Neden? Sağ elin verdiğinden sol elin haberi olmazdı. Yani bunlar bütünüyle ahilikten genimize yerleştirilen bir şeydir. Bir de ahiler milli kültürü korumuşlardır. Türkçe yazdırmışlardır. Fars kültürüne karşı mesela o dönemde Aşık Paşa, Kırşehir'deki Aşık Paşa. Aşık Paşa'nın özelliği nedir? Anadolu'da ilk defa Türkçe yazı dili haline Aşık Paşa ile gelmiştir. Ondan daha öncesi yoktur. Aşık Paşa da bir ahidir. Bu topraklardan yetişen Yunus Emre de bir ahidir. Ve tabii ki bu topraklardan yetişen Şeyh Edebali de bir ahidir. O zaman burası ahi ocağı olarak bir fonksiyonun içerisinde olmuştur ve bizim medeniyetimizi dönüştürmüştür ve Türk kültürünü, Türk millet
medeniyetini cihan devletine dönüştürmüştür. Her alanda, her alanda 32 mesleğin bütün alanlarında ahiler faaliyet göstermişler. Her mesleği bir peygambere, bir ulu kişiye bağlamışlar. Çok ciddi olarak işlerini yapmışlardır ve kaliteyi hayata geçirmişlerdir. Diyelim ki bugün dilimizde bir sözcük var. Pabucun damatılması. Nedir o? Bir ayakkabıcı esnafı eğer uyarılara rağmen sağlam mal üretmemişse ahi teşkilatı geliyor, onun dükkanını kapatıyor, pabucunu alıp ayağından dama atıyor ve o şahsın bir daha Anadolu'da Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında mesleğini icra etmesi mümkün olmuyordu. Ve ayrıca çok ağır cezalar da vermişlerdir. Tarihi kayıtlardan öğrendiğimize göre mesela birisi süte su katmış, adamı yakalamışlar, başını kuyuya sokmuşlar. Madem sen suyu bu kadar seviyorsun, buyur suyu diye onu cezalandırmışlar. Birisi bastonunu abonaz ağacındanmış gibi gösterdiği halde aslında başka bir ağaçtanmış, onu meslekten ihraç etmişler. Birisi ekşimiş pekmez sattığı için başına küpü geçirerek onu cezalandırmışlar. Yani denilebilir ki ahilik sistemi bizim sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik hayatımızı, ticari hayatımızı şekillendirmiş ve siftah usulünü getirmiş. Nedir bu siftah isim? Baktığımız zaman bir yere gidiyorsunuz, bir kapalı çarşıya, bir uzun çarşıya. Orada eğer bir esnaf sabahleyin siftah yapmışsa ikinci ürünü satmıyor, komşuya gönderiyor. Komşu komşuya gönderiyor. Ben kayıtlarda gördüm, 7 defa komşuya gönderilmiş. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Bugün Kırşehir'de, Antalya'da, Konya'da, Ankara'da bir esnaf böyle ben sabah siftahımı yaptım, komşuya git diyecek. Onun için biz ahilik sistemini medeniyetimizin ana damarlarından görüyoruz. Bir sonuçta şunu söyleyeyim. Bugün Anadolu'daki Osmanlı coğrafyasındaki bütün tarihi yapılar Süleymaniye'den Sultan Ahmet'e kadar, Ulu Cami'ye kadar hep ahilerin eseridir. Çünkü ahilik sisteminde yetişen ustalar onları en muhteşem şekilde yapmışlardır. Ve diyorum ki haz ve hız çağındaki insanlığın yeniden ahiliğin doğruluk, dürüstlük, adalet, kardeşlik, paylaşım modeline, fedakarlık modeline ve üretim modeline ihtiyacı vardır. Geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.